Öncelikle bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için çok çok teşekkürler Furkan Bey. Nasılsınız bugünlerde? İyisiniz değil mi? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çorbada Tuzun Olsun Derneği olarak çok güzel işlere imza attınız. pek çok insanın hem karnını hem de gönlünü doyurdunuz. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Sorulara başlayalım isterseniz. Derneği kurarken bu kadar başarılı olacağını tahmin edebilir miydiniz? Bu başarı da nasıl başladı ve nerede başladı? Şöyle oldu aslında. Bu tamamen bir grup arkadaşın hayaliydi. Önce Taksim bölgesindeki evsizleri fark ettiler. Bunun üzerine bir şeyler yapmaya ihtiyacı duydular. İnisiyatif olarak başladı ve dernek kuruldu. Dernek kurduğumuz ilk günlerde her gün ilgili problemlerimiz vardı aslında. Ama hep bir umut vardı ve hep umudun üzerine hep davranmaktı. Yaptığımız her harekette, her adımda istişareye önem verdik. Biz sürekli kendi içimizde konuşarak planlı ve programlı şekilde ilerlemek gösterdik. Aslında hepimiz biliyoruz. Bugün gerçekten Çorba Tuzun'un iyi yere geleceğini ki hala biz şu an çocuk döneminde olan bir derneğiz. Daha da üzerine koymak istiyoruz. O yüzden biliyorduk. Hala daha iyi olabileceğini farkındayız. Bunun için adım adım çalışıyoruz. Dernek olarak karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir? Ve bu zorlukları aşmak için neler yapıyorsunuz? Şöyle, bizim iki büyük yapıtaşımız var. Bunlar tahmin edeceğimiz maddi kısım ve gönüllü desteği. Biz neredeyse tamamı gönüllü olan bir organizasyonuz. Ve yaptığımız her faaliyet gönüllülerle beraber oluyor. O yüzden bizim temel zorluğumuz da aslında fon bulmak, kaynak yaratma ve gönüllü kaynağını besleme oluyor. Bu sorunla mücadele ediyoruz. Bunları çözmek için de farklı projeler yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda üniversiteler bir piyasayı diye bir etkinlik düzenledik. 200'e yakın öğrenci grubunu çağırdık. 100'e yakını sağ olsunlar geldiler. Ve günlük yapacağımız dağıtımları onların arasında gönüllü olarak bölüştürdük. Ve her dağıtıma gelen kulüpte çorba tuzu olacak şekilde bize destek sağladılar. Buna ek olarak yaptığımız faaliyetlerle ilgili şirketleri, bizimle temasa geçen firmaları bilgilendiriyoruz. Onlardan destek almaya çalışıyoruz. Buna ek olarak bireysel bağışçılarımız da oluyor. Yani aslında tamamen imece usulü, halkın tamamını kapsayan, toplumun tümüyle beraber hareket ediyoruz. Ve karşılaştığımız bu iki temel zorlukla da bu şekilde mücadele ediyoruz. Anladım. Yani belli bir fon kaynak olarak kullandığımız bir yer yok. Tamamen isminizden yola çıkarak çorbada tuzun olsun, evet. Faydalan, fayda ver şeklinde ilerliyorsunuz biraz da. Evet, evet, böyle ifade edebiliriz. Yani bizim arkamızda dini, siyasi hiçbir yapı yok. Biz herhangi bir kuruma entegre bir kurumda değiliz. Biz tamamen kendimizi bağımsız faaliyet gösteren, evsizlikle mücadele eden ve evsizlik anlamında toplumda çatı kurum olmayı hedefleyen bir yapıyız. Bu yüzden bunu yaparken de toplumun herkesin içine dahil olabileceği, herkesin çorba tuzunda olabileceği bir sistem yaratmak en büyük arzumuz. Sizce toplumun sağlıklı ve değerli parçası olarak hissetme konusunda oluşan açlık daha mı tehlikeli? Açlıkla mücadele içerisinde olan bireylerin toplumsal soyutlanma, kendini değersiz görme ya da tam tersi toplumu kendine karşı görme gibi olumsuz ve şiddetli duygular, eylemler oluşturma ihtimali var mı? Hiç bu tarz bir tepki davranışı yaşayan bir kişiye yardımda bulunmuş muyuz? Yani aslında sormak istiyoruz ki buradan, biraz uzun bir soru olmuş. Açlıkla mücadele şeklinde, yani bu bağlamda ilerlerken bu durumu kendini toplumdan soyutlama olarak gören ve toplumun kendisini aslında aç bıraktırdığını hisseden biriyle karşılaştınız mı? Ve bu kişiye yardımda bulunmak için bir çaba gösterme sebebiniz, bir çaba gösterme ihtiyacınız oldu mu? Şöyle, önce bir soruya şöyle başlayayım. Biz bir aşevi değiliz. Bizim temel hedef ve amacımız insanlara yemek vermek değil. Biz çorbayı, yemeği, dağıttığımız kıyafetleri, sağlık desteğini, kutsal desteği, vefat durumlarına defin işlemlerini, kurulu bir düzene dönmek isterlerse tersine göç süreçlerini, tamamen aslında evsizlikle mücadele ve sokakta yaşayan bireylerin topluma yeniden entegresi için yapıyoruz. O yüzden biz bir aşevi değiliz. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü toplumda bizi sık sık aşevi olarak lanse ediyorlar, öyle düşünüyorlar. Biz bir aşevi değiliz. Yemek aslında bizim için bir enstrüman. Bizim temel amacımız evsizlikle mücadele ve topluma geri kazanım. Hal böyle olunca da biz her gün sokaklardayız. Belki biliyorsunuzdur, tekrar hatırlatmakta fayda var. 2016 yılında inisiyatif olarak başlayan bu hareket 2017'de tabela aldı ve bir dernek oldu. 2017 yılından bu yana biz her gün bayramımız yok, yılbaşımız yok, özel günümüz yok,
Taksim'in kapandığı günlerde dahi ya da sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde dahi biz evsizlerle temas halindeyiz. Her gün sokaktayız, yemek veriyoruz, düzenli aralıklarla kıyafet desteği sağlıyoruz, sağlık ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ve tüm bunları yaparken de biz gördüğümüz kişilerin gerçekten evsiz olup olmadığını tespit etmek için belli aralıklarla geceleri keşfe çıkıyoruz. Geceleri sokağa çıkıyoruz ve bizden destek almak isteyen, bizimle beraber yürümek isteyen kişilerin gerçekten evsiz olup olmadığını yerinde tespit ediyoruz. Hal böyle olunca da evet, çok farklı kişiler, çok farklı kesimden insanlar geliyor. Fakat evsizlik tek bir başlığa da değerlendirilecek bir konu değil. Çok fazla alt başlığı var. O yüzden evet, topluma karşı bir öfke içinde olan da oluyor. Topluma karşı kendi mahcup hisseden de oluyor. Biz aslında çok farklı kişilerle bir araya geldiğimiz için evet, bunların içinden toplumla ilgili şikayetli olanlar da oluyor. Bunların yanı sıra toplumla barışık olanlar da oluyor. Ya da toplumun kendisini dışarı düşünenler de oluyor. Bizim yakın zamandaki en büyük hedefimiz ve hayalimiz bir duşhane açmak. Çünkü biz evsizlere çok farklı alanlarda destek sağlayabiliyoruz. Fakat destek veremediğimiz temel konu kişisel temizlik. Bilhassa yaz aylarında evsizler toplu taşıma kullandıklarında bindikleri otobüs, bindikleri minibüs bir anda etrafında bir çevreler oluşturuyor ve herkes onlardan uzaklaşıyor. Bunun da temel sebebi yaydıkları koku oluyor. Çok anlaşılabilir bir toplum için. Hakikaten evsizler için de öyle. O yüzden bununla mücadele etmek adına öncelikle biz evsizlerin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri, kişisel temizliklerini ön plana alabilecekleri bir duşhane ve bunu ek olarak da çamaşırlarını yıkayabileceği bir çamaşırhane açmak istiyoruz. Aslında bu hedefimizi gerçekleştirdiğimiz noktada topluma karşı kendini mahcup hisseden birçok evsizin daha rahat toplumun içinde var olabileceğini düşünüyorum. Anladım. Peki ben şahsi bir soru sormak istiyorum. Evsizleri topluma kazandırmak için artı bir yaptığımız çalışma var mı? Var, var. Yani bizim tüm amacımız bu olduğu için aslında yaptığımız tüm çalışmalar bu eksende ilerliyor. Biz şunu istiyoruz. Gece sokağa çıktığımızda tanıştığımız bir evsizle ya da bir gizli evsizle, evsiz ve gizli evsiz iki farklı tanım aslında, ikisini ayrı ayrı denemek gerekiyor. Bir evsizle veya gizli evsizle bir araya geldiğimizde biz onu sokaktan alıp hala hazırdaki madde bağımlılıklarını uzaklaştırmak, varsa tabii madde bağımlılık, evet, istihdam sağlamak, konaklayabilecekleri bir yer tahsis etmek ve hayatın düzenini tam anlamıyla geri kazandırmak. O yüzden istihdam bizim için çok önemli bir yapı taşı. Fakat istihdam bizim şahsi ya da bizim kurumca, ekipçe yaptığımız çalışmalar sonucu ortaya çıkan bir sonuç değil maalesef. Evet. Şirketlerin bize gelmesi, öyle şirketlerin bizimle beraber yürümesi gerekiyor. Dönem dönem çok güçlü birliktelikler yaşıyoruz. Bu birliktelikler neticesinde bazı çok büyük kuruluşlar bize evsizlik alanından bir çalışan, bir istihdam potansiyeli yaratıyor ve biz o kotayı en doğru evsizlerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani o yüzden evet, yaptığımız çok farklı çalışmalar. Kimi zaman workshoplar yapıyoruz, madde bağımlılığı olan bireylerle birebir ilgileniyoruz, onların süreçlerini takip ediyoruz. Elbette biz madde bağımlılığı mücadele konusunda uzman kişiler değiliz. Bunu söylemekte de bir beis görmüyorum. Ben şu an halihazırda bir öğrenciyim. Yüksek lisans okuyorum. Aynı zamanda bir şirkette çalışıyorum. Bir yerde firmasında çalışıyorum. Ben bir mühendisim. O yüzden benim alanım aslında toplum bilimi ya da madde bağımlılığı mücadele değil. Ekibimizin diğer paydaşlarında her günün farklı profesyonel meslekleri var. İçimizde çok az çalışan var. Derneğimizin şu an sadece bir tane çalışanı var, bir tane de sosyal medya için destekleyen bir arkadaşımız var. Onun dışında günde ortalama 75 kişiyle dönen bu organizasyonun tamamı gönüllü. Tamamı gönüllülerle oluyor. Sorumlularımız gönüllü, koordinatörlerimiz gönüllü, yönetim kurulumuz gönüllü, denetim kurulumuz, disiplin, hepsi gönüllü bunların. Hal böyle olunca biz her zaman için bir iş yaptığımızda en profesyonel şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. O yüzden bir evsizimiz yaralandığında onu hastaneye götürdüğümüzde elbette onunla doktorla ilgileniyor. Fakat biz de refakat süreçlerinde yanlarında bulunuyoruz. Onlar o hastalığı atlatana kadar ya da madde bağımlılığından vazgeçene kadar attıkları her adımda yanlarında biz oluyoruz. Hakeza bunu da aslında açıklamak lazım, bunu da bilmesi lazım. Evsizlerimize bir istihdam alanı yarattığımızda, evsizlerimiz bir iş alanına dahil olduğunda çalıştıkları sürelerde, özellikle 3 ayda biz de onlarla beraber çalışıyoruz. Öğle molalarında sosyalleşmede sorun yaşıyorlar. Biz orada oluyoruz. Yemek aralarında bazen ekibe katılmakta güçlük çekiyorlar. Biz yine orada oluyoruz. Ya da iş çıkışlarında farklı bir düzenin içine adapte olmakta zorluk yaşıyorlar. Ertesi gün bir daha iş olacağı için tekrar sokağa dönmek nasıl olabiliyor. Bu da çok normal bir durum. O noktada biz yanlarında oluyoruz. İş çıkışlarını beraber değerlendiriyoruz. Yani aslında onlar çalışırken 2-3 ay biz de onlarla beraber çalışıyoruz. Ya
aslında bu yaptığımız dernek açısından bir aşağı olarak gözükmesinden daha çok evsizlikten kurtarma, hani, sokakta topluma kalan, geri kazanma. Topluma geri kazanma. Aslında sorduğum soru evet. Sizin gerçek amacınız. Bazı bireyler evsiz olmayı tercih ediyor. Çünkü evet. Biz bunun hep altını çiziyoruz. Evsizlik bir barınma değil, barınamama problemidir. Evsizlik sadece maddi sebeplerle ötürü olmaz. Başka altyapısı da vardır. Ama kişiler sokakta yaşıyorlarsa da, sokakta yaşamayı tercih ediyorlarsa da bu noktada onlara en uygun çözümleri sunarak toplumla barışıp, toplumla iç içe yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Anladım. Peki bu da söylediğiniz, sonra söylediğinizle bağlı bir soru. Bir insanı evsizlik ve açlık noktasına ne getirir ve nasıl getirirler? Demin bahsettiğim gibi çok fazla alt başlığı var. Yani biz sahada bunlara şahit olduğumuz için rahatlıkla örnek verebiliyordum bu konuda. Bizim akademisyen evsizimiz vardı. Bizim şair evsizimiz vardı. Yazar evsizimiz vardı. Bizim hala hazırda gazi evsizlerimiz var. Bizim gerçekten toplumun her kesiminden farklı farklı evsizlerimiz var. Bunlar evet maddi sebeplerden ötürü olabiliyor. Aileleriyle yaşadıkları bir problemden ötürü olabiliyor. Cinsel yönelimlerinden ötürü olabiliyor. Onun dışında yaşadıkları travmatik süreçler burada çok etkin oynuyor. Bir kaza sebebiyet verebiliyor. Dört duvarın arasında kalmak onlar için artık ağır geldiği için sorunlu yaşamayı tercih edebiliyorlar. Yani o yüzden açlık bir gıda eksikliği olarak düşünmemek lazım. Bunun aslında çok farklı alt başlıkları. Alt başlıkları, evet haklısınız. Bir sorum daha var. Sizce ülkemizde açlık yaşamama kavramı karnını doyurmak olarak mı yoksa yeterli beslenebilmek olarak mı algılanmakta? Günde bir öğün yemek vermemize rağmen birçok evsizimizin tek öğünün oyun olduğunu biliyoruz. Ve bu bilinçle, bu şuurla hareket ediyoruz. O yüzden yaptığımız faaliyetlerde her zaman için mutfakta umarım bugün dağıtıma katılırsınız. Ekip arkadaşlarınızla beraber, ve sizler de yerine şahit olursunuz. Biz kendi doymayacağımız hiçbir porsiyonu yemek haline getirmiyoruz. Biz kendi yiyebileceğimiz hiçbir yemeği evsize sunmuyoruz. Biz aslında dışarıda lokantada, restoranda yemeği tercih etmeyeceğimiz hiçbir menüyü evsize için oluşturmuyoruz. Aslında bizim temel kriterimiz onların karnını doyurmasından ziyade gerekli besin değerlerini karşılamaları. Ya aslında bu sorunuzun tam cevabıydı. Çünkü açlık sadece karın doyurmak değil, belirli besinleri alabilmek ve bunu sağlıyor olmanız beni şahsi olarak çok mutlu etti. Diğer sorumuza geçelim. Kurumunuzun açlıkla mücadele konusunda öncelikli sırada tuttuğu dezavantajlı gruplar hangileridir? Ve varsa eğer dezavantajlı bir grup varsa bunun nedeni nedir? Yani dezavantajlı gruptan burada kastımız işte 18 yaşın altıdır, kadın olabilir gibi ya da engelli bir birey olabilir. Yani dezavantajlı bir grup var mı? Varsa nedeni nedir? Şöyle bizim ilgilendiğimiz temel grup evsiz ve gizli evsiz. Buna ek olarak biz Afet Platformu'nun kurucu üyesiyiz. Afet Platformu ile beraber Elazığ depreminden bu yana ülke genelindeki toplumsal her afette bölgede bulunmaya gayret gösteriyoruz. Evet. Yakın zamanda ülkemizin güneyinde çok ciddi bir deprem oldu. 200 günü aşkın süre ekip arkadaşlarımız depoda kaldılar ve faaliyet alanında birebir bulundular. Biz aslında temel amacımız evsizlik ve gizli evsizlik olduğu için hala hazırda evsiz olmayan bireylerin aslında evsiz aday olduğunun bilincindeyiz. Evet. Ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Buna ek olarak mesela şu örneği de verebilirim. Yakın zamanda çok acı bir saldırı yaşadık Taksim'de. Bu Taksim'de gerçekleştirilen bombalı saldırının akabinde bizim ayın gıda desteğine biz sağlıyor. Bizim mutfağımız çünkü herkese açık. Bizim mutfağımız bir endüstriyel mutfak. Konum itibariyle Taksim meydan oldukça ve kamu kurum kuruluşlar olası afet, kaza, saldırı durumlarda bizim mutfağımızı istedikleri kullanabilirler. Biz bundan oldukça gurur duyarız. Bu noktada biz aslında evsizlik üzerine çalışıyoruz. Fakat hali hazırda yaptığımız çalışmalarda da evsizliği tetikleyebilecek diğer durumları göz önünde bulunduruyoruz. Bizim temel ilgilendiğimiz grup evsiz ve gizli evsizler. Gizli evsiz belki bu noktada biraz açmakta fayda var. Evsiz deyince hepimizin aklına evet, çocukta kalan bireyler evet. geliyor ama gizli evsiz dediklerimiz de ikametgahı olan, bir yerin içinde bulunan fakat yaşadığı yerin ev kondisyonlarını sağlamadığı kişilerde gizli evsiz diyoruz. Biz gizli evsizlere takip ediyoruz. Bunu yaparken kadın, çocuk, erkek, hatta genel canlı grupları diyelim. Çünkü yeri geliyor bazen saldırılarda bazı hayvanlara da biz hiçbir şekilde buna ayırmıyoruz. Sadece faaliyetlerimizi yaparken uzmanların ve bizim saha tecrübelerimizin bir araya gelmesi neticesinde oluşturduğumuz
adımlarla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. O yüzden faaliyetlerimizin akış içinde farklılıklar olabiliyor. Ama biz yaptığımız her çalışmada bütün grupları göz önünde bulunduruyoruz. Toplumsal, sosyolojik ve psikolojik olarak da insanların açlık yaşadığını söyleyebilir miyiz? Soru çok kıymetli bir soru. Soru gerçekten bizim aslında amaçlarımızı özetleyen bir soru. En başında bahsetmiştim, biz bir aşevi değiliz. Bu konuda çok hassasız. Evet, gıda açlığı oldukça önemli bir temel ihtiyaç. Bu barınma gibi. Fakat temel ihtiyaçları olarak biz aslında evsizlerle bir araya geldiğimizde, tekrarlayacağım bunu ama dağıtıma geldiğinizde göreceksiniz. Biz de bir evsizlerin neler yaşadığını da biliyoruz. Onlar size günlerini anlatıyor. Sokakta yaşadıklarından bahsediyor. Onlar bize travmatik süreçlerinden ziyade hayatın onlar için güzelliklerinden bahsediyorlar. Bize gerçekten fikir veriyorlar. Bir zaman bizden fikir alıyorlar. Ya işte ben Kabataş tarafında yürümeyi seviyorum diyen bir evsiz, kimi zaman bir gönüllüden ya Kabataş tarafı güzel de Beşiktaş'ın iç tarafı da çok güzel fikrini aldığında o evsiz ertesi gün oraları da geziyor. Gördüklerini gelip bizim gönüllerimizi anlatıyor. Yani aslında biz evsizlerle beraber yemek yerken yemeği bir bahane haline getirip oturup sohbet ediyoruz. Tabii bu sohbet ederken onların travmalarını deşmiyoruz, travmalarını açığa çıkarmıyoruz. Onların kişisel verilerine en yoğun şekilde dikkat ediyoruz. Bugünkü bütün süreçlere en yoğun şekilde dikkat ediyoruz. Ve dini, siyasi hiçbir konu konuşmuyoruz. Bunu ek olarak futbol dahi konuşmuyoruz. Biz oraya gittiğimiz zaman bizi kutuplaştıracak, bizi ayıracak her şeyden uzaklaşıp gündelik hayatın güzelliklerinden bahsediyoruz. Bunun da en güzel yansımasını aslında yerel birimlerden aldığımız dönüşlerde fark ediyoruz. Çok yakın zamanda İstanbul Zabıtası'nın toplantısına katıldım ben. Oradaki iki STK'dan biri biz değil, zabıta birimleriyle de birbirimizle görüştük. Zaman zaman bölge polisleriyle de görüşüyoruz. Bizim gerçekten temas ettiğimiz evsizlerin suç oranları düşüyor. Bizim temas ettiğimiz evsizlerin topluma uygunluğu yükseliyor. Hatta dağıtım yaptığımız bölgeye gelirseniz birçok zaman evsizler dağıtım yaptığımız alanda kendi yemeklerinden ziyade başkalarının çöplerini de topluyor. Orayı tertemiz tutmaya özen gösteriyor. Çünkü karşılıklı adımlar neticesinde biz onlara yaklaştıkça onlar da bize yaklaşıyor. Tabii ki de bu yaklaşımlarda biz zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Ama her ne kadar bizim profesyonel mesleğimiz olmasa da şahsen ben 8 yılımı bitiriyorum. 8 yılın içinde, 8. yılın içinde duruyorum. Dernek başkanımız 9. yılın içinde duruyor. Yönetimimiz aşağı göre hep bir tecrübelerdi. Biz artık bu sahayı ve zaman tanesini çok yakından tanıyoruz. Ve burada çözüm yönetebiliyoruz. O da aslında bizim işimiz olan bir şey diyor. Biz o sorunları çözüyoruz. Sistem, her zaman için bir sistem kurulurken önce sorun tespiti, daha sonra çözüm alternatifleri ve hemen akabinde otomasyon sorunun aslında sürdürülebilir şekilde çözülmesini sağlıyor. Bizim toplumumuzda bazen sürdürülebilirlik ve süreklilik karıştırılıyor. Otomasyon ve sürdürülebilirlik karıştırılıyor. Biz aslında yaptığımız çalışmalarda sapla samana ayırıp sorunları yerinde müdahaleyle birim birim çözüp ondan sonra genel şema itibariyle her şeyin rayına oturduğu bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken tabii hayallerimiz var. Bu hayallerimizden bir kez daha bahsetmek istiyorum. Yakın zamandaki en büyük hayalimiz, yeterli bütçe bulabilirsek, bir duşhane ve çamaşırhane açmak. Son soruyla devam edelim. Dilencilere ve çocuklara geç saatte dağıtım yapmama sebebiniz nedir? Sorunuza şöyle minik bir ekleme yapayım. Dilencilere ve çocuklara geç saatte değil, hiç dağıtım yapmıyoruz. Dilencilere hiç dağıtım yapmıyoruz. Çocuklara da izleyici statüsünde olanların dönem dönem takiplerini sağlıyoruz. 2019 yılında pandemiden önce çocuk proje grubumuz vardı. 18-19, hatta 17-18-19. 3 sene önce çocuk proje grubumuz vardı ve Taksim'deki çocukları yakından takip edebiliyorduk. Eğitim hayatlarını, neler yaptıklarını takip edebiliyorduk. Bununla ilgili bir ekibimiz vardı. Fakat şu anda böyle bir ekibimiz yok. Çünkü bunun takibi oldukça yoğun bir iş gerektiriyor ve bunun için yeterli gönüllü kadromuz yok. Gönüllü konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yapmak istediğimiz birçok faaliyeti gönüllü yetersin ötürü yapamıyoruz. Ama dilenci konusu apayrı konu. Dilenci ve sinyalcilere destek olmamamızın temel sebebi biz gerçekten sokakta kalan ve ihtiyaç sahibi olan insanlarla hareket edip onları gündelik hayatlarına geri kazandırmak istiyoruz. Dilenciler gerçekten tahmin ettiğimizin çok çok üzerinde gelirler elde ediyorlar. Ve sokakta kalmalarının sebepleri aslında para kazanmak için oluyor. Aslında onlar bu işi profesyonel olarak, evet, iş olarak yapıyorlar. Biz bağışlarımızı alırken hiçbirimizin kendi cebimizden verdiğimiz paralar olmadığı için, hepsi farklı bağışlardan gelen bağışlar olduğu için ve o bağışlara karşı sorumluluğumuz olduğu için yaptığımız faaliyetleri ihtiyacı olan kişilere
sahada karşılaştığımız dezavantajlıklara yansıtmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de dilenciler üzerine hiçbir çalışma gerçekleştirmiyoruz. Anladım. Ama şunu da eklemekte fayda var. Kim zaman bazı dilencilerin de madde bağımlılığıyla ilgili ya da başka konularla ilgili sorunları olduğunu şahit olduğumuzda onları da önlendirme yapıyoruz. Aslında tercih olarak dilencilik yapmayan, zorunda kalmak için dilencilik yapan insanları ayırt edebildiğiniz takdirde onlara da yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Bu soru biraz çetrefilli bir soru. Bu soruyu belki 3 saat, 4 saat anlatmam gerekir. Zorunlu olduğu için dilencilik yapan insan var mı? Bundan çok emin değilim. Çünkü kaymakamlığın, yerel bilimlerin farklı alanlarda desteklerini oluyor. Yengi rahmetli bir bilgi yapıyorum. Bu desteklere başvuruları konusunda biz de dönem dönem yardımcı olabiliyoruz, takip edebiliyoruz. Hani o yüzden dilencilik yapmak, zorunda olmak bize biraz tuhaf bir anlamda geliyor. Elbette görünmeyen, bilinmeyen ve gerçekten dilencilik yapan insanlar var mıdır? Mutlaka vardır. Ama özellikle çocuk proje grubunu takip ederken çocukların bilhassa döviz üzerinden kazandığı paralara şahit olduğumuzda biz inanamadık. Yani muhtemelen birçok beyaz yakalının bir ayda elde edemeyeceği geliri o çocuklar bir gecede dilenerek elde ediyorlar. O yüzden bu durum... Buna destek olmak istedim. Evet, bu durum biraz çetrefilli bir durum. Uzak durmaya... Evet, yani bunu uzun uzadıya görüşmek, konuşmak lazım. Yerel bilimlerle olan toplantılarda da bu konu sık sık gündeme geliyor. Biz de bu konulardaki tecrübelerimizi kendileriyle paylaşıyoruz. Ama o yüzden soruyu çok dikkatli, çok sakin adımlarla cevaplamak gerekiyor. Kısaca şunu söyleyeyim, bizim temel amacımız sokakta kalan, evsizliği bir barınamama sorunu olarak gören kişileri tespit etmek, bu noktada sizinle mücadele edip onların gündelik hayatına gitmeye geri kazandırmak. Hali hazırda gündelik hayatına gitmeye girmeyi kabul etmeyen ve bunun üzerinden maddi gelir elde eden kişilerle faaliyet yürütmemeye çalışıyoruz. Ben sizi anladım. Kısaca şöyle söyleyeyim. Aslında başkalarının paralarıyla, yani yardımlarla siz yardım yaptınız. Tabii ki kendi yardımlarınız da var. Nasıl anlatabilirim? Çorbada tuzum olsun mantığıyla ilerleyip bir havuz oluşturup ve bu şekilde devam ettiğiniz için belirli bir yükümlülük hissediyorsunuz bu yardımlara karşı. Tabii ve ki doğru bir şekilde kullanabilmek adına doğru adımlar atmaya çalışıyorsunuz. Ve çok ince eleyip sık dokuduğunuz için bu tarafa hiç dokunmamak ya özen gösteriyorsunuz. Çünkü o tarafta ihtiyaç sahibi elbette vardır. Çok genel kapsamlı konuşmak her zaman evet, yanlış olur bu konuda. Ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Genel anlamıyla evet, ihtiyaç sahibi, güvenilir bir ihtiyaç sahibi olmuyor. Çünkü gerçekten çok ciddi kalemlerde gelirler elde ediyorlar. Burada sayı vermek istemiyorum ama zaman zaman haberlere, magazine yansıyor. Siz de şahit oluyorsunuz, görüyorsunuz. Hani biz burada, buraya gelen herkesin yaptığı işten emin olmasını, iç güvenliğiyle, iç selametiyle yapmasını istiyoruz. Buraya gelen herkesin kafasındaki diğer bütün konu başlıklarını kapatıp evsizliğe yönelmesini istiyoruz. Evet. Biz hala hazırda bunu isterken günlük belki 30 bin, 40 bin lira para kazanan birine oradan gelen bağışla bir yemek uzatmamız evet, çok hoş olmaz. O yüzden bizim de etik kurallarımız içinde yer edinemez. Etik davranışlarımız içinde yer edinemez. Bu yüzden bu çalışmaları yaparken inceleyip sık dokuyoruz. Geceleri sokaklara çıkıyoruz. Keşif çalışmaları evet, yapıyoruz. Kim gerçekten evsiz, kim değil yerinde görüyoruz. Hastane durumlarını biz takip ediyoruz. Tabii ki de ilgili KVKK izinlerini aldıktan sonra. Kişilerin hastalıklarını takip ediyoruz. Hatta bu detayı da verebilirim. Bunda da bir sakınca görmüyorum. Biz evsizlere verdiğimiz kıyafetleri de düzenli olarak takip ediyoruz. Çünkü aksi halde bir evsize de ihtiyacından fazla kıyafet vermek ona madde alması için bir yerde bir sermaye oluşturuyor. Çünkü aksi halde bir kişiye ihtiyacından fazla bir mont verdiğimizde hemen aşağıda Karaköy'de bunu yarı fiyatına, dörtte bir fiyatına satıp istediği ihtiyaçlarını görebiliyor. O yüzden biz her adımda temiz ilerleyelim, sağlıklı ilerleyelim istiyoruz. Şubeleşmiyoruz. Şubeleşebilirdik. Bunun için farklı imkanlarımız olmuştu. Evet, biz her zaman çalışma yaparken küçük ama faydalı adımlar atmak istiyoruz. Bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Tabii ki de bizden destek isteyen STK'lara mentorluk desteği veriyoruz. Farklı illerde çorba tuzmasına çok benzer faaliyet gruplarının çıktığını da görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Türkiye'de de gene hepsini kanal çalışan farklı değerli kurumlarımız var. Fakat biz her zaman için küçük ama faydalı adımlar atmak istiyoruz. Anladım. O zaman kapanışı yapalım. Bizimle bu röportajı yaptığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne demek? Sorulara cevaplarınız çok güzeldi. Teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim, rica ederim. Sizlere dağıtımı bekliyoruz. Belki bunu direkt kameraya evet, söylemem daha doğru olur. Bunu izliyorsanız, eğer anlattıklarımdan tatmin olduysanız ya da olmadıysanız, biz her zaman Başkur Sokak'tayız, Cihangir'deyiz, mutfağımız burada. Her gün sahadayız, yemek yapıyoruz.
kıyafet dağıtıyoruz, sağlık ihtiyaçlarını gideriyoruz, hukuki destek sağlıyoruz. Yapıyoruz da yapıyoruz. Dahasını yapabilmemiz için gerçekten gönüllü desteğine ihtiyacımız var. Bu saydıklarımı hala hazırda her gün sürdürebilmemiz için de gönüllü desteğine ihtiyacımız var. Çıkın çıkın gelin.